Şimdi darbeden önce de ben 1974 yılında girdim TRT'ye. İsmail Cem dönemiydi. Fakat Merkez Haberler diye bütün haberlerin takip edilip kotarıldığı birimde görev aldım. O birim televizyonun özellikle program kesimine oranla bambaşka bir çağda ve yerdeydi. Program kesimi ya da haber merkezinin televizyon haberleri kesimi müthiş 20. yüzyılın işte sonlarını, son çeyreğini yaşayan bir yerdi. Ama Merkez Haberler 20. yüzyıla yeni ayak basmıştı. Müdürümüz hemen hemen her gün Güniz Sokağı, şimdiki gençler bilmezler, Güniz Sokak deyince Süleyman Demirel demektir bu. Süleyman Demirel'i Ecevit Başbakan, İsmail Cem Genel Müdür olduğu halde arayıp tekmil verirdi, talimat alırdı. Dolayısıyla da çok çatışırdık. Zaten daha birinci yılın sonunda beni atmalarından belli değil mi? O Ecevit hükümetinden sonra MC dediğimiz Milliyetçi Cephe hükümetleri geldi. İşte Demirel, Türkeş, Erbakanlığı dönem geldi. Mesela koridorlar ülkücülerle doldu. İşte geçerken ben düşünsenize 20'lerinde bir genç kızım, genç kadınım. Omuz atarlardı. Koridorda karşılaşırsın, böyle bakardık. Kim gözlerini kaçıracak ve yana çekilecek? Hmm. Hani o challenge vardır ya, evet. Challenge dedikleri. Hmm. Kafanızı çeviremezsiniz. Üzerinizden hani buldozer gibi geçecek bile olsa dümdüz yürürsünüz. Böyle insani açıdan da sıkıntıların yaşandığı çok zor bir dönemdi. 7 tipli gencin öldürüldüğü ve öldürenlerin uzantılarının belki onlarla ilgili haberi, daha ilk haberi nedense bir şekilde isim kısmını yırtarak yok ettiği bir dönemden söz ediyorum. Çocuklar öldürülmüş ki bazıları arkadaşımdı. İlk haber veriliyor, 13 bülteninde verecek. İstihbarat şefimiz bağırarak girdi odaya. Bu haberin yarısı nerede diye. O zaman şimdiki gibi şey değil tabii, yani hani işte dijital ortamda bir düğmeye bas karşına çıksın. Öyle bir şey yok. Tek kopya elden gitmiş son anda geldiği için. O haberin yarısını kesmişler, birileri yok etmişler isimlerin olduğu yeri. Neden yaptılar hala bilmem. Ama TRT koridorlarına ya da işte haber merkezine yansıyan bir devirden, kaostan, bir kaotik dönemden söz ediyorum. Öyle başladık biz mesleğe tuhaf bir şekilde. Yani itişe kakışa. Ben işte şeye giderdim, sıkı yönetim mahkemeleri vardı o zaman. Sıkı yönetim mahkemelerine giderdim. Çıktıktan sonra ülkücüler beni arkamdan arabaya kadar kovalardı. Ya da duruşma sırasında dikerlerdi gözlerini, böyle kaş göz işaretiyle tehdit ederlerdi. Sadece sokakta cereyan etmiyordu yani olaylar.